Selamlar, sevgiler, kanalıma hoş geldiniz. Ben Esra. Bugün sizinle meyveli trilçe yapacağız. Trilçem genelde çok güzel olur. Birkaç tane püf noktası vardır. Bunu da hep beraber yapıp hep beraber göreceğiz inşallah. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin lütfen. Bundan sonraki videolarda biraz daha farklı bir çekim yapmayı düşünüyorum. Takipte kalmanızı öneririm. Elimden gelen her yeniliği sizlerle buluşturuyorum bu kanalda. İlk püf noktamız yumurtalarımızın oda sıcaklığında olması. 7 tane oda sıcaklığında yumurta kullanıyorum ben. Bütün yumurtalarımı sarılar ve beyazları ayırmadan direkt kaseye kıracağım. Üzerine şekerini ekleyip mikserde iyice mayonez kıvamına gelinceye kadar çırpacağım. Bu esnada da çeyrek çay bardağı kaynara yakın su ekleyeceğim ben üzerine ve çırpmaya devam edeceğim. Eğer yumurtalarınız çok büyükse benimki gibi, ben baklava tepsisi kullanıyorum o vakit. Normal boyda yumurtalarım varsa o zaman da dikdörtgen borcam kullanıyorum. Siz ona göre karar verip harcınızın çokluğuna göre tepsiye dökersiniz. Yumurtalı harcım 3-4 katına çıkıncaya kadar, çok güzel bir kıvam alıncaya kadar çırpmaya devam ettim. Üzerine 2 su bardağı tam dolu, lütfen tam dolu olmasına, hatta tepeleme olmasına dikkat edin. Özellikle eğer yumurtalarınız büyükse. 2 kabartma tozu, 2 de vanilya ekledim ben ve mikserin birinci kademesinde çırpmaya devam edeceğim. Eğer yumurtalarınızın daha az sönmesini istiyorsanız bu esnada spatula ile devam edebilirsiniz. Ama gerçekten benim kollarım bu kadar büyük bir karışımı unla karıştırmaya yetmiyor gücüm. O yüzden genelde mikserin birinci derecesinde bu şekilde iyice biraz karışıncaya kadar karıştırıyorum. Daha sonra spatulaya dönüyorum. Öteki türlü sadece spatula ile karıştırmaya çalıştığımda arada topak topak unlar kalmış oluyor. Biraz sönüyor ama yine de istediğim kıvamı yakalıyorum. Fırını 175 derece ayarda iyice ısıttım. Kekimi içerisine ekledikten 5 dakika sonra da 160'a düşürüp bu şekilde yarım saat boyunca pişmesini sağlıyorum. İlk 20 dakika kesinlikle fırının kapağını açmıyorum. Kek pişerken ben de süt şerbetini hazırlayacağım. Süt şerbeti için kremaları, şekeri ve sütü iyice çırpacağız. Daha sonra buzdolabına alıp iyice soğumasını sağlayacağız. Bu arada bir paket kremam yanlış alınmış benim. Soslar için olan krema bu şu an elimdeki. Lütfen eğer tatlılarda kullanacaksanız benim gibi yanlış krema almayın. Bir tanesi yanlış, bir tanesi de doğru olan. Mavi olanı doğru, beyaz olanı yanlış. Kek pişti ve tepsi ağzına kadar doldu. Bunun neresine şerbeti, kremayı sığdıracağız bilmiyorum ama bir çaresini buluruz diye düşünüyorum. Kekin üzerinde böyle çatalla delikler açacağız ki daha rahat şerbetini çekip daha rahat yumuşasın. Bu arada yumuşaklığını çatalla batırdığımda fark ediyor olmanız lazım. Gerçekten pofur pofur çok güzel bir pandispanya oldu. Şerbet dökülmesin diye kenarlara dökemediğimi fark ettim. Aklıma pasta çemberim geldi. Bu şekilde çemberle tepsiye geçireceğim ve rahat rahat şerbetimi ve kremamı pastanın üzerine eklemiş olacağım.
Benim şerbet olarak döktüğüm süt miktarı tam olarak 1 litreydi. Ama hafiften bir kuruluk vardı. Yani kuru değildi ama sanki biraz daha ıslak olsa çok daha iyi olabilirdi. Eğer benimki gibi bir miktarda yapıyorsanız ve yumurtalarınız benimki kadar büyükse lütfen 1 litre artı 1,5 su bardağı süt daha ekleyin ve 1 yemek kaşığı daha şeker arttırın. Eğer burayı izliyorsanız mutlaka bunu yapın. Çünkü çok daha ıslak ıslak bir trileçeniz olacaktır. Dikdörtgen borcam için bir poşet krem şanti yeterli oluyor genelde. Ama benim tepsim biraz daha büyük olduğu için ve derinliği de sağlayabildiğim için 2 poşet kullanacağım. Üzerine de 1,5 su bardağı kadar süt ekleyip iyice çırpacağım. Pandispanyam şerbetiyle beraber bir gece buzdolabında dinlendi. Şimdi artık krem şantisini döküp sosunu hazırlayacağız. Krem şantinin her tarafa eşit dağıldığına emin olduktan sonra ince tırtıklı krema aparatımla bu şekilde tırtık vereceğim ki üzerine sosu döktüğümde ve dilimlerken sos akayıp gitmesin. Çünkü krem şanti biraz kaygan bir şeydir. Eğer bu şekilde tırtıklarsanız üzerine sosu döktüğünüzde sos üzerinde kalacaktır ve tabağınıza koyduğunuzda üzerinden kayıp gitmeyecektir. Sosu için 1 çay bardağı donmuş çilek ve 1 çay bardağı da böğürtlen kullandım. Karadut, ahududu ne isterseniz kullanabilirsiniz. Sadece çilek kullanıldığında üzerindeki sosun rengi çok açık renk oluyor ve biraz daha salçamsı bir renk oluyor. Ona dikkat ederek istediğiniz meyve karışımını yapabilirsiniz. Bu donmuş meyvelere 1 su bardağı su ekledim. 5 dakika kadar kaynat. Daha sonra blenderdan geçirip üzerine 1 çay bardağı şeker ekledim ve 1,5 yemek kaşığı kadar nişastayı da suyla biraz açıp karıştırıp karışımın üzerine ekledim ve kaynayana kadar bir daha karıştırarak pişirdim. Pişen meyve sosunu pastanın üzerine kaynar halde dökmüyoruz. Başka bir kaba aldım. O kabı da su dolu bir kabın üzerine oturttum ve iyice ılınmasını sağladım karıştıra karıştıra. Daha sonra dikkatli bir şekilde pastamın üzerine döküp yayacağım ve yarım saat kadar buzdolabında dinlenirse artık servise hazır hale gelecek pastamız.
Üzerini beyaz çikolata rendesiyle süsledim ben. Siz isterseniz Hindistan cevizi, fıstık veya yine meyve taneleriyle de süsleyebilirsiniz. İlk dilimi genelde kusursuz çıkaramadığım için ikinci dilimi tabağa aldım ve bu şekilde hazır. Yine gönül rahatlığıyla deneyebileceğin çok güzel bir tarif bıraktım buraya. Destek olmak için yorum bırakmayı, beğenmeyi ve abone olmayı ihmal etme lütfen. Beni izlediğin için çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak, hoşça kal ve lütfen takipte kal.